Hastaya tanıyı koyduk, sinüzit olduğunu düşünüyoruz ve tedaviye geçeceğiz. Tedavinin iki aşaması var. Öncelikle tabii ki %98'ine bu hastaların medikal tedavi veriyoruz. Hele hele akut sinüzit ise başlangıçta medikal tedavi verip izleme yolunu seçiyoruz. Medikal tedavide neler veriyoruz? Mutlaka antibiyotik kullanmamız gerekiyor. Akut bakteriyel bir sinüzitten bahsediyor isek. Sinüziti, antibiyotiğimizi verdik. Sonra burun içi yıkamalar bizim için çok önemli. Orada iltihabi akıntıların asla ve hatta orada kalmaması lazım. Onları oradan uzaklaştırmak için de burun içerisine püskürtmeli veya değişik yöntemlerle burun içi yıkamaları hastanın yaşına uygun olarak seçtiğimiz yıkamaları kullanarak temizliyoruz. Ondan sonra burun içi spreylerimiz var. İhtiyaç halinde burun içi etlerini ufaltarak burunun pasajını açacak, kanalları açacak bir takım spreyler kullanabiliyoruz. Bunların dışında salgıyı azaltabilecek bir takım spreyler yine faydalı olabiliyor. Öksürük şuruplarının, haplarının burada çok fazla bir faydası yok. Çünkü aynen bir musluğun damlatması gibi sinüsler dediğimiz yani yüzümüzdeki kemiklerin içerisindeki boşlukların, hava boşluklarının akıntıları olduğu için antibiyotik buradaki enfeksiyonu kurutmadığı sürece siz ne kadar öksürük şurubu hap alırsanız alın bu öksürüğünüz geçmeyecektir. Ve beraberinde başka neler yapılabilir? Yanaklara, ağrı yapan yerlere ağrı kesicinin dışında ağrıyı azaltmak için ütüyle ısıtılmış veya ıslak sıcak dediğimiz havlu uygulamaları son derece faydalı olabilir ağrıyı azaltmak adına. Yine ağrıyan sinüsün üzerindeki bölgeleri parmakla yavaş yavaş masaj yapar şekilde ufak ufak hareketlerle ovalamak, o bölgeye gelen kan akımını artırarak belki bir parça daha faydalı olabileceği söylenmekte. Medikal tedavi genellikle yapılan en büyük hatalardan birisi erken kesilmesidir. Medikal tedavide yapılması gereken en önemli şey akut bir bakteriyel sinüzit tanısı konuldu ise eğer minimum 14 gün tedavi verilmelidir. 14 günün altında verilen tedaviler son yayınlanan bütün dünyada antibiyotik ve kemoterapetik ajanların kullanımı ile ilgili 14 günün altında kullanılan antibiyotik tedavilerinin yeterli bir fayda sağlamadığı ve nükslerin en önemli nedeni yani tekrar hastalığın tam geçer gibi olup da yeniden geriye gelmesinin en önemli nedenlerinden biri olduğu tespit edilmiş. Tabii biz akut bakterilerden bahsettik ama bir de kronik sinüzitler var. Hasta 3 kere, 5 kere, 10 kere karşınıza gelmiş. Yani bir kronik sinüzit durumu var. Böyle bir durumda ise antibiyotik tedavisi çok daha uzun olmak zorunda. Yine bu dünyada Kulak Burun Boğaz Derneği'nin yayınlamış olduğu antibiyotik kullanım kuralları içerisinde bu sürenin 28 güne kadar uzatılması gerektiği şeklindedir. Tabii hastalarımız antibiyotik 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta deyince bir dakika falan oluyorlar ama bu işin önemini eğer hastaya anlatabilir isek, tedavinin başarısının buna bağlı olduğunu anlatabilir isek eğer, tedaviye uyum bize tedavide başarı şansını artıracaktır. Ve unutulmamalıdır ki bu bir enfeksiyon hastalığıdır. Biz ne yaparsak yapalım günün birinde yeniden sinüzit olabilirsiniz. Yani ben sinüzitimi tedavi ettirdim bu iş bitti değil. Aynen bademcik iltihabı olup iyileşmek gibi sinüzitte de iltihaplanır iyileşir, iltihaplanır iyileşir. Ama buna neden olacak? Yani sinüzite neden olacak? Altında bir neden varsa o zaman işte tomografik olarak bunların da tespitiyle birlikte cerrahi tedavi gündemimize gelebilir. İster akut devrede ister kronik devrede hekiminiz size uygun olan tedavi protokolüne cerrahiyi ekleyebilir. Bunların hiçbirisi yanlış değildir. Dediğim gibi diyelim ki burun içerisinde birazdan bahsedeceğim polip gibi bir takım dokular var veya sinüsünüz enfeksiyona bağlı olarak kanalı tamamen kapanmış. Siz ne kadar tedavi ederseniz edin bir süre sonra yine nüks tekrarlanması yani kaçınılmaz olacaktır.